Herkese merhabalar, ben Rumoşka. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir oyun oynayacağız. Ama ondan önce takipçilerim bir önceki bölümde de odamın böyle değişik olduğunu fark etmişti. Şu anda daha da farklı bir mekandayım. Bunu da fark edecekler. Ben hemen açıklama yapmak istiyorum. Bilgisayar odamda ufak bir dekorasyon değişikliği yapıyorum. Ve internet ile alakalı ufak birkaç problemler yaşadığım için şu anda modemimin yanına gelmek zorunda kaldım. Modemim de salonda olduğu için böyle salona ortasına böyle bilgisayarımı kurmuş bulunmaktayım. Ortam değişikliği iyidir. Biraz da burada böyle takılalım yani. Zaten şurada Junior da yatıyor. Bu vesileyle Junior'ı da bir ufak böyle görüyorsunuz. Hatta şöyle biraz kayayım bir saniye. Bakın. Orada oturmuş yalanıyor hanımefendi. Hiçbir şey umurunda değil hayvanın ya. Junior al. Alabiliyor bak sadece. Neyse. Şöyle ki bugün farklı bir şey oynayacağız. Artık dedim ki birazcık böyle simsin dışına çıkalım. Farklı şeyler oynayalım. Büyük bir ihtimal oynayamayacağım ama olsun. Denemek, eğlenmek istedim. Açıkçası oyunumuzun adını açıklıyorum. Hazırsanız. Need for Speed The Run. Evet. Arabalardan asla anlamasam da araba yarışlarını seviyorum. Genelde böyle televizyona takıp oynardım. Hadi dedim bu sefer de böyle bir çekim yapayım. YouTube'a koyayım. İzleyenlerim belki olur dedim ve böyle oyuna başlamak istedim. Daha fazla konuyu uzatmadan oyuna başlamak istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet, şimdi oyunumuza geldik. Ben bir ufak oynamıştım. Oradan başlamayacağım. Yeniden başlayacağım ve oynayamadığım için normal seviyeyle başlamayı tercih ediyorum. Şimdi biraz da oyundan bahsedeyim. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Need for Speed'i muhakkak biliyorsunuzdur. Araba yarışı zaten. Biz Jack'iz. Bu Jack'ciğimiz birinci olmaya çalışıyor. Bir tane de kadın var. Sam diye. Bu Sam bizi yarışlara sokacak. Yanlış hatırlamıyorsam 9 tane stage'imiz var. Bu stage araları da ikiler, 2 ve 3. 4 artık o civarlarda böyle yarışlar oluyor aralarda. Yarışların bazıları 10 kişiyi geç, bazıları 8 kişiyi geç. İşte bazıları süreyle yarış, bazıları 2 kişiyi geç falan böyle karışık bir şekilde ilerliyor. Ben zaten oralara geldiğimizde onların açıklamasını da size yaparım. Semciğimiz şu anda bir arabanın içine hapsolmuş durumda. Buradan kurtarmamız gerekecek. Hemciğimizi burada da yaşadığım ufak bir sıkıntı var. Bizden istediği işte X'e bas bilmem neye bas diye istediği şeyler benim kolumda yok. Benim kolumda farklı şeyler yazıyor. Ve ben bu X'in bilmem neyin yerini bilmediğim için böyle bazen sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ama halledeceğimi düşünüyorum. Bu oyunda pek iyi değilim. Onu şimdiden söyleyeyim. Arabalardan zaten hiç anlamıyorum ama araba yarışı oynamayı severim. Evet, Semciğimiz. Araba da araba he. Hazır mıyız?
Ay bir kötü oldu. Tamam, X'i buldum. Doğru hatırlıyormuşum. Şu B olması lazım. Evet, tamam, doğru. Bu. Oh. Hadi sen yapabiliriz. X. X. Kurtardık. Şimdi kaçmamız lazım. Onu kendi halledecek. Yani onu da ben yapmayayım ya. Onu da birazcık kendi koysun. Grab him. Hurry up, başladık. Şimdi bu kişilerden kaçmamız gerekiyor. Arabamızın çok iyi olduğu söylenemez. Bu kişiler mob diye geçiyor. Evet, geldiler. Ve ben bunlara sinir oluyorum. Oyunun bazı yerlerinde gene zaten karşımıza kendileri çıkacak. Bu kişiler aynı zamanda bizi ateş falan da ediyor böyle. Böyle bizi vuruyor falan. Kaza yapmamıza sebep oluyor. Zaten mükemmel oynayamıyorum. Dönmelerimde muhakkak bir yerlere çarpıyorum falan. Bir de utanmadan geliyorlar, bana ateş ediyorlar, vuruyorlar böyle bu şekilde. Çekilir misiniz? Dön. Bir daha dön. Bundan bahsediyordum. Nasıl ateş ediyorlar bana? Ha, tren. Korktum. Geçebiliyoruz mu? Geçemedik. Tren bizi nana yetti. Lan çekil. Göre göre gidip arabayı vurmam peki. Ya. Oynamasak. Ya hadi Nitro yüklen ya. Oha. Ne yapıyorsunuz? Kaç kişi oldunuz ya? Bakamayacağım. Geçebildim mi? Tamam, geçtik bu sefer. Neyse, çok da rezil olmadım. Şimdi Sam'cimizin yanına gideceğiz ve Sam bizi yarışlarla alakalı böyle bilgilendirme yapacak. İşte ödülden bahsedecek, bilmem ne falan. Sam'cimiz bizim böyle co-pilotumuz olacak birazcık. Bu sebe bazen çok gıcık oluyor. Bütün her şey başımıza bu kızı kadın açıyor. Oh no. Yes. Let's start. Şimdi yarışımız San Francisco'dan New York'a
olacak. Bahsettiğim gibi stage'lerimiz var. Stage'ler arası yarışlarımız var. Ve yarış sonu para ödülü var ve Sem'e %10'luk bir şey verdi oradan. Senin olacak dedi. 25 milyonmuş zaten ödülde. Diyor ki kendin hesabını yap. Sem de tamam o zaman dedi. Buyur yürü dedi. Ben de senin peşine takılayım dedi ve iş halletmeye gidiyorlar şimdi. Birazdan zaten arabada seçeceğiz. Arabalar öyle çok mükemmel arabalar değil. Arabalardan pek anlamıyorum. Mükemmel olabilirler ama bence değil. Bilmiyorum. Çok anlamadığım için arabalardan. Araba seçerken de zaten neye dikkat edip seçtiğimi de birazdan size anlatacağım. Ve başlıyoruz. Embarcadero. San Francisco'da bir yer. Bilmiyorum, salladım. Şimdi 4 saat sonrasına gidiyoruz. Ve araba seçimi. Şimdi ben araba seçerken şuna bakıyorum. Hızı önemli. Evet. Ama benim için önemli olan hızlı bir şekilde hızlanması. Çünkü ben çok iyi oynayamıyorum ve sağa sola çok çarpıyorum. Sağa sola çok çarptığım için doğal olarak hızım düşüyor. Ne kadar hızlı bir şekilde arabam hızlanırsa ben o kadar hızlı bir şekilde oyuna girebilirim. Şimdi BM'miz var. BM'miz 4.5, 4.7, 4.4. Şimdi bu iyi ama bunun hızı daha iyi. Bence BM'yi seçelim. You ready? Locked and loaded. Hadi Jack. Yapabiliriz. Şimdi no pill mi dedi? Bir şey dedi. Oraya gitmemiz gerekiyor şu süre içerisinde. Yolda da zaten şimdi şeylerle karşılaşacağız. Yarışmacıları da göreceğiz. Onlar da oraya gitmeye şey ediyor, çalışıyor. Şimdi birazdan önümüze polisler de çıkacak falan. Polislerimiz geldi ve öbür taraftan önümüzü kesmeye gidiyorlar. Aa, döndüm. Dönemedim. Ne kadar kaldı? Ha, tamam ya, süremiz. Ben konuşmayacağım. Süremiz de var. Geldik zaten. Ay, güneş mahvetti gözümü. Şimdi Las Vegas'a gidebilmemiz için 150'ye girmemiz gerekiyormuş. O yüzden şimdi yarışıyoruz. Önümüzdeki kişileri geçmemiz gerekiyor. Şehirden bir an önce çıkmamız gerektiğini söylüyor Sam. Ya çekil arabaya. Allah'ım ya Rabbim ya.
Abi şu arabalarla ben nasıl kapışayım ya? Arabanın ne olduğunu bilmiyorum ama görüntüsü zaten uzay mekiği. Yemin ediyorum gidip güneş gözlüğü takacağım şimdi. Çekil be. Polis. Taktı bana bak polisler var ya. Yürü. Metromuz da yok zaten basamıyorum şu 150 yolda. Yani çekil. Polisi mahvettik. Arabamızın önü çok kalktı. Şöyle kullanalım. Böyle de ayarlayamıyor. Güzel sıyırdım. Nasıl sıyırdığımı bilmiyorum ama. Evet, polisler şimdi barikat kurmuş. Yes. Arabayı mahvettim galiba birazcık. Güzel. Tamamladık en azından. 205.'yiz şu anda. Yeni yarış. Tamam anladık anladık yüzde ama %50 olmamız lazım Las Vegas'a gidebilmek için anladık tamam. Sen anladık sen. Ha. Evet şimdi bu bölümde de 10 kişiyi geçmemiz gerekiyor. Yaparız ya. Yaparım herhalde yani. Umudum o yönde. Şimdi bazı yerlerde çok güzel kestirmeler oluyor. O kestirmeleri bazıları çok iyi oluyor. Bazıları gerçekten gereksiz oluyor. Yani yol kötü oluyor falan. Ama şu anda yanında bir Co-pilot isterdim. Bana en azından o kestirmeleri söyleyebilecek birini isterdim. Mesela şurada kestirme olduğunu ben gördüm. Evet, kestirme. Ben de böyle bir şey var. Ben kestirmeye gireceğim diye çok sağa sola çarpıyorum. Hani kestirmeye girmem bazen pek bir işe yaramıyor bu yüzden. Hani normal düz yolda gitsem daha iyi olacakken ben inat edip o kestirmeye giriyorum. Az daha gidiyorduk. Dönemiyorum arkadaş ben ya. O fren gaz bilmem ne ayarı neyse artık araba kullanmayı da bilmediğim için gerçek hayatımda da. Galiba oyuna da o yüzden onu aktaramıyorum. Gelin. Ama çok fena gidiyor ya. Şu an 9. yıl ve top speed yaptık. Ah bu çok kötü oldu.
Çok kötü oldu. Çok kötü oldu be. Allah, çok kötü oldu. Checkpoint noktasına geçmeden reset atacaktım ki bir önceki checkpoint noktasından başlayayım diye. Haliseyle kaybettik. O arabaya çarpmasaydım çok iyi olacaktı. Tamam, bu sefer yapacağım. Yanlış tuşa bastım bir anda ama Allah'tan bir şey olmadı. Şimdi iki kişi önde. Bak ya, kestirmeye girmeyin arkadaş ya. Ben yapamıyorum işte. Oyun yüzünden oldu resmen. Need for Speed Run'ın böyle çok fazla bug'ı var maalesef. Bak ya, kurnaza bak ya. Bütün kestirmelere girdi. Güle güle. Oo, ufak çaplı bir kalp krizi geçirdim ben şu an. Geçeceğim sizi, hepsi pış pışı. Evet, trafiğe çıktık. Niye herkes o taraftan gidiyor? Bilmediğim bir şey mi var ya? Güle güle. Çekilin. Ya çekil. Zaten yanlış yaptık. Güle güle. Ha, geçti gene benim. Yedinciyim. Sekiz. Sekiz. Dokuz. Nerede o? On. Uf. Bir buçuk. 1-4 yapabilirim. Arkadakileri kaza yaptırırsam eğer çok iyi olur. Ama zikzak atmak konusunda o kadar iyi değilim ki. Neyse. I'm well. 195 mi olduk? Evet. Şu an daha 195. Evet. Diğer yarışa başlıyoruz şimdi. Bu yarışta da checkpoint noktalarından belli süreler aralığında geçmemiz gerekiyor. Bunu pek sevmiyorum açıkçası. Birazcık sıkıcı geliyor böyle birileriyle kapışmak, daha keyifli. Ya oyn. Küçücük bir taş. Beni sersemletiyor arabama. Beni. Tamam, birinciden geçtik. Ekstra time aldık. Güzel. Aa, tepeden uçak geçiyor. Biraz nitro yapalım. Ay, neyse bir şey olmadı. Tamam, buradan da geçtik, ikinciden de geçtik, kaldı 3. Ha, sırtım kaşınıyor.
Nerede bu be? Çok uzağa koymuşlar bunu. Süreden anlamalıydım. Ha, geldik. Yes. Kaldı. Kaldı iki diyecektim ki diyemeden. Mortingen olduk. Neyse canımız var Allah'tan. Neyse geldim. Çok hızlı gitmeyeyim bari. Tamam, sonuncu. Evet, top speed. Neyse geldik geldik tamam. Hadi Nitro'yla geçeyim. Tamamdır. Hala 195. çünkü bu bölümde kimseyi geçmedik. 150 olmamız lazım Las Vegas'a gidebilmek için. Aa, birinci stage'i böylece tamamladık. İkinci stage'i oynamayacağım çünkü bu sefer çok uzun olacak. Bu bölümü ben burada bitireyim. Bakayım. Evet tamam yeni stage diyor. Ben bu bölümü burada bitireyim. Umarım bu serimiz hoşunuza gider. Eğer beğenirseniz lütfen yorumlarda bana belirtin. Ben de devam edeyim yarışmaya. Yarışamamaya bilmiyorum artık hani. Hangisi en doğrusu olur? Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.